Kurtarın beni, köpek geliyor! İnşallah kendi başını yersin! Pantolonum köpekte kaldı ya! Baba! Babacığım! Babamın ruhu geldi galiba! Baba! Babacığım! Bakıldım! Karşıya bak be! Karşıya bak! Karşıya! Koskoca papağanı görmüyor musun? Merhaba! Niye şaşırdın be? Ben seni kuş sanmıştım ağabey! Ben kuş değilim! Haklısın, ben kuşum. Ne o Kemal, hemen de Ziya ile arkadaş olmuşsun. Konuşuyor bu. Babanın en iyi dostuydu bu papağan. Çok severdi bu kuşu. Babam da bunun gibi kuş muydu? Yok canım, bizim gibi insandı. Peki öyleyse, bu kuşla nasıl arkadaş oldu? Ona insan gibi konuşmayı öğretti. Peki, bana konuşmayı kim öğretti? Babam tabii. Hayır, kabul etmiyorum. Neden yavrum? Bir kere kuş benden daha iyi konuşuyor. Her bir boku da biliyor. Bok sensin! Bak sana diyor. Hadi yürü. Ah! Ne haber Ziya? Yeni patronumuzu beğendin mi? Hayır! Gel bakayım omuzuma, gel. Durum nasıl abi? Bu herifte ne kafa var ne de yürek, işimiz zor. Sen bunu ne kadar çabuk rendelersen o kadar çabuk rahatlarız. Hı. Bu hiçbir kalıba gelmez. Silahı görünce kaçar. Silah havasına girme. Sanki ticaretin usulüymüş gibi racon kesmeyi öğreteceğiz ona. Anladım. Kemal muhtardan babasının mirasını gayet rahat, hiçbir şeyden uyuz olmadan isteyecek, tamam mı? Tamam, tamam. Yani biz piyasaya sahte bir kabadayı atacağız, ya bu dümenimizi yerler parsiyi toplarız, yahut da Kemal'i babasının yanına gömerler. Şimdiden Allah'ın abi denilsin! Çok konuşma Ziya!